Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte bir iletişim ağı kurmak için onun nasıl uygun ekonomik şekilde kuracağımızı göstereceğim. Şu an önümde tek bir aya bir iletişim ağı kurmak için yapılmış en ufak L antenine sahip olan bir roket var. Bunun atış masrafı 10.000. Genellikle bayağı uygun. Sıkıntısı kalkışı ve gidişi birazcık garip olabiliyor, özellikle kalkıştan sonrası. Fark ettiyseniz bu roket eğik duruyor. Bu eğik durması nedeni ise, biliyorsunuz ki solid booster kullanıyorum ekonomik olsun diye. Bunun da gimbal'ı yok, bu sahip olan solid booster'ın. Ona da şu finler ekledim. Aynı zamanda da dikey kalkıp finlerle yana indirmek solid booster'ı bayağı zor oluyor. Çok fazla ivmelenmeye kalandığı için. Onu da direkt ilk başta bir eğik bir ivmelenmemiz olsun da kalkıştan kendi otomatik olarak böyle eğilmeye başlasın diye, yani daha rahat bir yatay hıza sahip olsun diye böyle ilk başlattım. Şimdi roketimizden bir adet basıp devam edelim. Şurada bir fin var. Fini atarsak normal bir antena, relay antena en ufaklarından. Şu ortada şey olan da şu kuduşla görüyorsunuz. Okumayacağım, çok uzun. Onda şunu yapabilirsiniz. Niye şunu kullanmadım? Belki de ucuz. Arkadaşlar bunu kullanmayı hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü bunda SAS sadece şey var, stability assist var. Yani sadece o an açıyı koruyor. Halbuki bunda ise size prograde ve retrograde'i verebiliyor size. Onun dolayı güzel olabiliyor. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Ucuz bir roket yapacağınız zaman bile bunu kullanın. Yok ben daha fazla istiyorsanız da şunu kullanabilirsiniz. Bu size radial and normal da verebiliyor. Ama yani ucuzlarda şu uygundur. Ve bunun güzel de etrafına güneş panellerini böyle yatay olarak çok güzel koyabiliyorsunuz. Çok da esnek duruyor. Yanına bir tane temperature sensör ve ufak anten koydum. Bunda sırf hani bazen görevler olabiliyor. İşte şuraya bir anten yolla, üzerine temperature sensörü falan filan olsun diye. Bu roketin aynısını aya yollamayacaksanız, normal bir dünyadaki bir yörüngeye olacaksanız şu iki tane yakıt tankı atarak kullanabilirsiniz. Şu iki tane yakıt tankıya çok rahat bir şekilde dünyadaki herhangi bir yörüngeye oturabilir. Yakıt tankı sayısı hatırlamak yapabilirsiniz. Şu yakıt tanktan kullanmam nedeni niye bu genişliğe kullandım? Donut şeklinde olanla kullandım. Ufaklarından belki daha fazla yakıt alıyor. Ve benim genişlik şu anda fin kullandığım için, genişliğim şuna ulaşması sağlıklı olduğu için en ekonomik olan şekli böyle oluyordu. Normal engine olarak da şu vakuma uygun olan 48/7 ise Spark Liquid Fuel Engine kullandım. Tavsiye ederim. Bu da bayağı güzel oluyor. Uygun oluyor. O da şuradan. Hatta yenisini kullanayım. Bu eskide yaptığım bir şeydi. Hemen onu değiştireyim. Onu da hatta şöyle bear olsun. Çok saçma bir şekilde duruyor. Normalde bu içi boş olduğu için. Ama hoş duruyor böyle. Açıyı ayarlamaya gelirsek, bunu ilk başta bütün roketinizi bitirdikten sonra ayarlayabilirsiniz. Yani şu fini ayarladım. Bunu koydum. Finleri koyduk. Sonra aşağı ayarlamaya geldiğimizde şu toggle snap var ya, şu yuvarlak olsun. Sonra zoomluyoruz. Şu ana bizim beynimizi seçip ilk koyduğunuz parça genellikle şey oluyor ya, potlardan beyni koyuyoruz ya, ilk koyduğunuz parçaya gelip bazı başka parçalar konulabiliyor artık. Eskiden sadece bu sefer potlara koyarak yapabiliyordunuz onu. Potları gelip 3'e basıp select a part rotate, yani ya da şuna tıklayıp şu o değil. Şu bütün roket yeşil olduğuna dikkat edip buna bastığınızda karşısına bir şey çıkıyor. Normalde bu 90'dır. Yani şöyle 90'dır. Maviden şöyle bir ufaktan bir eğiterek, çok da önemli değil. Çok, ne kadar çok şey yaptığınız. Şu eğiklik güzel. Yaparak ben zaten zoom out yapayım, nasıl bir eğiklikte olduğunu görürsün. Yani ucu şöyle ufaktan kayıyor. Böyle bir şey. Staging denemde ilk başta roketle şu yandakiler şey olacak. Sonra fin atılacak. Finlerden sonra bu. Böylelikle 10.000'e aya ucuz bir communication alan için bir tane parça yollayabiliyorsunuz. Bunu kaldıralım. Şimdi dediğim gibi bunun kalkışı, demeyi unuttum. Ona şimdi söyleyeyim. Solid Boost'un thrust limiterini 62'ye çektim. Zaten videonun başına görmüşsünüzdür, orada 62'ye çekilmiş halde. Onu da çekme dedim. Yani şu an burada gösteremiyorum. Hemen revert'leyeyim. Onu 62'ye çekme nedeniyse solid boost'un ivmelenmesi çok yüksek. 66'ymiş pardon. Şunun ivmelenmesini
atmosferik olmadığı zamanda bile kaça 66,5 2 civarına çekmeye çalışıyorum. 66 2'den belki de ufak olsun 65,5 olur. Çok yüksek imlendiriyor çünkü bu yukarıdaki ağırlığım çok az ve gitgide yakıt harcadıkça imlenmem çok da artacak. Ondan dolayı o imlenmeyi azaltmak için atmosfere çok böyle göktaşı gibi çıkmak istemediğim için onu düşürdüm. Gördüğünüz gibi toplam delta V sayım 5300. Biz bu civarla hatta bu civar yakın 5500'e falan filan aya inmiştik. Bunu da aslında aya indirebilirsiniz ama bayağı bir ekonomik harcamanız lazım roketlerin yakıtını. Şimdilik biz aya yörüngesi tutsak yeter. Evet bunu da demiş oldum. Şöyle sağ tıklayıp thrust limiter'ı 65,5'a çektim. Başka bir şey yapmıyorum. Kaldırıyorum. Dediğim gibi ilk başta roket eğik başlıyor. Eğik açısına dikkat edin. Belki siz çok fazla eğdirmiş olabilirsiniz. Şu beyaz çizgi var ya şurada gözüken, no ball'umuzda gözüken 80 derece öne 85 derece bir çizgisi var. Ona gelmeyince o arada bir yerde olmanız yeterlidir. Yani şu iki aralıkta bir yerde olmanız yeterlidir. Sası aktif hale getirin. Throttle önemli değil. Space'e bastın. Başka yavaş kalka gibi gözüküyor. İmlenmemiz ne kadarmış? 1.5G, 2G'ye yaklaşıyor. 100'ü geçince 95-100 arasındayken prograde'e kilitlen diyorum. Atabacak geçirdim ben. Siz 95-100 arasındayken yapın. Gitgide bu yavaş yana doğru kaymaya başlayacak ilk başlarda. Fakat imlenmemiz arttıkça bu yana doğru kayma bayağı azalacak. Şu an imlenmemiz artmaya devam ediyor. Çünkü şu an throttle ayarı yapamıyorum. Mesela throttle'ı kapatayım. X'e basayım. Motoru komple kapatmış olayım. Çünkü biliyorsun solid booster'lar bir kez yakılır ve yanmaya devam eder. Ekonomiktir ama kontrolünüz çok azdır. Ondan dolayı. Bakın normal neydi? 11.000'deyken 45 derece ulaşmamış güzel olurken şu an 11.000'deyken derecemiz kaç? 65 derece falan. Ve bayağı bir yüksek imlenmeyle artmaya devam ediyoruz. Yani bu artmaya devam edecek. Apogee'miz 70.000'i geçti. Şu an hiç ekonomik kalkış yapmadım ben. Siz 95'teyken yapın bunu. 95-100 arasındayken böyle 96-97'ye ulaştığında surface hızı prograde'e kilitledin. Benim gibi ben belki geçirdim 101-102'deyken yaptım. Çok fark ediyor. 93.000'e ulaştım. Sizin yaptığınızda 70.000'e falan çekebilirsiniz. Direkt şeyi aktifleştirmeyin sakın ha. Çünkü daha atmosferdeyiz. Drag bayağı katar. Onun dolayı ben belki daha 50.000'i geçtikten sonra şey atacağım. Bunu attık. Onu kurtulabiliriz artık. Gördüğünüz gibi 3300'lük bir delta V'm var. Bayağı yüksek bir delta V. Fakat daha yörünge oturmadık. Yörünge otururken bunun yarısını harcarız diye harcayacağız. Ve yörünge oturmaları uzun sürebiliyor. Belki de warplayalım. Elektrik yeterince var üzerinde. Tek bir elektrik yeri vardı. Şurada bir elektrik şeyimiz var. Onu bahsetmeyi unutmuşsam söyleyeyim tekrardan. Yeterince bir şey ulaştık. Bakın gördüğünüz gibi yörüngedeki hızımız bayağı düşüyor. Onun dolayı erkenden imlenmemiz, bu motorda imlenmemiz az çünkü çok fazla yakıt tankımız var. Bu motorun sesi çok pahalı şu an. Onun için özür dilerim. Hatta ben geçirdim şu an fark ettiyseniz. Çok hızlı bir şekilde apojeyi kaybediyorum. Benim yaptıklarımı yapmayın. Belki de erken başlayabilirsiniz ya daha çok yatay hızınız olduysa benim gibi yapabilirsiniz. Benim yatay hızım çok az olmuştu. Çünkü çok geç bastım prograde kilitlenmeyi. Ve bilerek WASD ile müdahale etmiyorum. Çünkü hızım çok fazla. O finlerle sadece o şeyi kurtaramam. Şunu şöyle 5-10 dereceye çekiyorum. Ve böyle kalkışı devam ediyorum. Belki de geçirsek bile sıkıntı yok. 93.000'deyiz. 93.000'den aşağı ineceğiz belki sadece. Ama bir sıkıntı olmayacaktır. Belki daha fazla yakıt harcamış oluyoruz. O harcamız fazla yakıt da maksimum 100 metre bir saniyedir. Hatta o kadar bile değildir. Açırdığımız yakıt sayısı. Ama tabi ince bir iş yaparken çok o 100 metre bir saniye bir bayağı bir etki edebiliyor. İmlenmemiz gitgide arttığı için belki daha düzgün toparlı hale geliyoruz. Şimdi bakalım. Bunu aya götürmek için yapıyoruz ama dediğim gibi bunu şey sayısı çok azaltırsanız yakıt tankı sayısını
çok daha uygun bir şekilde daha şu yörüngelerde bir yerlere ulaşabilirsiniz. Hatta Mimus arasına kadar falan ulaşabilirsiniz. Yakıt tanker sayısına ulaşırsınız. Çünkü şu anda yakıtın yere sağcılığınızda yörünge oturmuş oluruz. Sötanlıca. Yakıtı belki lazım. 2000 delta V'miz kapıyor. 2000 delta V'ye çok fazla şey yapabilirsiniz. Yani Mimus'a bile gidersiniz yani şu an bununla. Fakat normalde böyle tek tek gitmektense, bak şu an yere yaklaşıyorum. Şöyle belki yapayım. Apogee'yi ne kadar çok geçmişim. Ha, gel bakayım sen belki önüme. Bakın ne yapıyorduk. Apogee arkamızda kalmışsa, belki daha şöyle çekerek Apogee'nin yerini ayarlayabiliyoruz dediğimiz gibi. 88.000'deyim. Şöyle ufaktan vererek. Hop 70.000'e ulaştım. Tamam. Şimdi ay buradaydı. Büyük ihtimalle şöyle 45 derece bir açıyla şuradan bir yerden ben manevra ekleyeyim. Bir aya bir şöyle bir yerden. Hatta bak ayı bir daha orada bulamadık. Ay belki daha sağda kalmış. Evet. 45 derece bir açıyla. Şimdi ne oldu? Optimum yeri nasıl buluyorduk arkadaşlar? Şu pre-up sesine tıklıyoruz. Ben düşük yörüngede olmak istediğim için bunu böyle bayağı bir yaklaştırıyorum. 10.000'e falan. Bir sağ tıkladım hop. Daha güzel bir yer varmış. Aynı hızla daha çok yaklaştırdı beni. Bir daha sağa tıkladım. 14. 12. 34. 12 güzeldir. Daha ince ayar yapmaya gerek yok. Çünkü o kadar ince ayarla bir o noktada bir yakma yapamıyoruz. Çünkü 40 saniye süren bir yakma yapacağız. Fakat 40 saniyede tam mükemmel o noktada o karlık ivme veremeyeceğimiz için başlangıcı ve sonu olacak bunun artı-eksi. Artı-eksi de çok elimizde çok oynayınca ince ayar yapmaya gerek olmadığı için direkt bulabildiğiniz en ufak noktayı tıklayarak yapabilirsiniz. Tabii ki de böyle uzun yakmaları nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Yakma süresi 20 saniye kala başlayacağım ve 20 saniye geçmiş olacak. Böylece de ortalama yaptığımız ivmelenme tam burada istenilen 851 nokta metre saniyelik bir yakmaya denk gelecek ortalaması. Onu da birazcık hızlanıyorum. Yönü olarak ben direkt progredi seçeceğim. Şöyle mavi de seçebilirsiniz. Zaten çok güzel denk gelecekler. Bakın 20 saniye kala olduğunda öyle oluyor. Buna artık ihtiyacım yok. Dediğim gibi elektrik sıkıntısı çekmezsiniz ilk başlarda. Motor elektriği doldurmasa bile biz kendi yapılan bir 200'lük bir elektrik deposu bize yeterince yetecektir. Şu anten niye koydum? Hani olur da Mimus'a falan gittiğinizde çekim gücü yetmezse diye koydum. Onu koymada bir de şey var. Öbür tarafta sıcaklık sensörü var. Çünkü çoğu görevlerde işte bir uydu yolla, uydu yapıyor, sıcaklık sensörü koyuyor, şey falan filan diyorlar. Ona denk getirmek için, onun ağırlığını dengelemek için çünkü şununla, şunun tam karşılığı birbirine denk geliyor. Bu ufak ağırlık çok büyük bir etki yapmıyor ama yakıtımız azaldığında ivmelenme ağırlık merkezi kaçıklığı döndürmeye zorlayabilir. Sası zorlar. Sas koy, sas da var içinde. Yani sasınız yoksa sıkıntı olur. Bunu bir yüzlük yörüngeye sokacağım ben. 104 iyidir. Bakın çok fazla yakıt harcadım. Bu işin bittiğinde bendeki olan yakıtın yani delta V, kalan delta V'ye bakın. Bir de kendinize kalan delta V'ye bakın. Bayağı pay var. Ben çünkü gördüğünüz gibi 93.000'e çıktım ilk başta ki çok fazla dik çıktım. Sonra yatayda geç başlattığım için yatayda birazcık apogee'mi yerini kaydırmak için belli miktar yakıt harcadım. Bayağı verimsiz bir iki şey yaptık. Bu da yüzlük bir delta V'ye falan denk gelir. Hani daha fazlası denk gelebilir. Ama sıkıntı yok. Ayda bir herhangi bir yörünge oturabiliriz. Bakın şu an kan yakıt sayısına kadar oksaydır 21. Bir tanesine kadar yiyor 33'lük yiyor. Yani aya gitmek için bir yakıt tankınla 800'lük 40'lık bir delta V'ye ekleyebiliyorsunuz. 800'lük yaptığınız bir yakıt tankınızda. Onun dolayı bu yakıt tankın sayısını çok azaltabilirsiniz şeye gidecekseniz. Ay dışında atıyorum şurada bir yörüngeye oturacaksa görev vardır. Yok şu güneşi şu civarda bir yörünge vardır falan filan. O an dolayı yaptığınız her bir yakıt tankı bayağı bir sedat tabi ekliyor. Bu arada galiba daha yaklaşmamışım. 2 dakikam varmış. Şu vakte yaklaşalım. 1 dakika kaldı. Evet. 40 saniye kala başlatayım ben.
Çok çabucak bizi direkt yörüngeye sokacaktır. Şimdi ben ekstra bir challenge yapacağım burada ama siz burada istediğiniz gibi istediği yörüngeye sokabilirsiniz. İlk sokacağınız yörünge communication ağ kurarken muhakkak iki tane böyle yatayda iki tane dikeyde yapmanız bence yeterlidir. Böylece dünyanın çoğu yerden çekecektir. İki tane yatayda yapmayı istediğiniz şudur. 180 derece açı arayla mümkün olduğunca. O da şundan dolayı muhakkak şimdi ayın karanlık tarafına denk geldiğinde muhakkak bir tane olsun. Ama iki tane yatay yetmez çünkü ayın karanlık tarafındaki uydu bile bir yukarıda bir uyduya denk yollayacak ki o yukarıdaki uydu dünyaya yollayabilecek. Onunla 4 tane uyduyla ayın her tarafını tamamlayabilirsiniz teorik olarak. Fakat daha fazla uyduya ihtiyacınız olacaktır çünkü mükemmel hepsini 180 derece açıyla yapamayacaksınız. Ondan dolayı ya da mesela tam uydu buradayken o yukarıda olması lazım. Uydu şuradayken aşağıdaki olursa ancak aşağıdaki görebilir. Bir de yakınlığı önemli. 100 bine koymanıza gerek yok. 200 bine falan koysanız olur. 200 bine çünkü ne kadar çok yaklaştıkça o kadar çok uydu sayınızı arttırmanız lazım oluyor. Yaklaşmada da çok da gerek olmuyor çünkü yüzeydeki bir şey cisim şu antenle bile 500'deki şuraya çok rahat yollayabiliyor. Benim yüzeye yaklaşma nedenim başka bir nedeni vardı. O da ben ayın yüzeye ineceğim bununla. İnmeyi deneyeceğim daha doğrusu. Bakalım yakıtım kalmış mı? Deadburn için evet yakıtım kalmamış. Ama normalde inebiliyorsunuz. O yüzlük ekstra bir yakıtım olsaydı ayın yüzeyine çok rahat inerek şey yapabilecektim. Dediğim gibi arkadaşlar ucuza aya iletişim yöntemi kurmanın bir tanesi bu. İkincisini de size şimdi göstereceğim. İkinci olan ise şurada. Buna böyle tek tek yollayarak 10 binlik harcıyor değil mi? Onun yerine bunları böyle toplu yollayıp bir tane de hatta mothership tarzı böyle bir tane büyük bir antenle 4 tane yanında yolladığımızda ise tek bir kalkışta aydaki bütün her şeye yetecek kadar communication ağı kurabiliyorsunuz. Bunun da miktarı 47.000. Bunu da bir sonraki videoda işleyeceğim arkadaşlar. Size ufaktan bir örnek göstermiş olayım. Kendiniz bir deneyin. Bakın yapabilecek misiniz? Nasıl olacak? Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.